Gazi Hafız Temel Dural, Kafkas ve Güney Yemen cephelerindeki savaşlara katılmıştır. Seferberlik ilanı ile askere alındıktan 6 gün sonra 1. Cihan Harbi başlamıştır. Önceleri 2 sene Rus hududunda askerlik, karakol komutanlığı yapmış ve Ruslara karşı savaşmıştır. Çok cesur, atak, akıllı hareketleri, stratejik öngörüleri ile bir çavuş iken komutanlarının dikkatini çekmiş, hatta bağlı bulunduğu kol ordunun komutanı Ali İhsan Paşa tarafından huzura çağrılmış ve kendisine şöyle söylenmiştir. Oğlum, namını duydum. Sen nasıl bir asker isen, senin yanındakileri de öyle yetiştirmeni istiyorum. Şu andan itibaren subaylık hakkını İstanbul'a yazıyorum. Karşılıklı yazışmalar neticesinde bir ay sonra terfii gelmiş ve subay olarak görevine devam etmiştir. Daha sonra zabit teğmen rütbesine kadar yükselmiştir. Savaş hatıralarını anlatırken Van'ı 3 kere verdik, 3 kere Ruslardan aldık diyen Hafız Temel, Van'da 2 yıl merkez komutanlığı yaptıktan sonra bağlı bulunduğu birlik güneye, çöllere gönderilir. Yemen cephesinde İngilizlere karşı mülazım subayı olarak savaşırken esir düşer. Esaret tam 2 yıl sürer. Mustafa Kemal ismini ilk kez esir kampında duyar. Arada bir askerin bazı ihtiyaçlarını temin için dışarı çıkan bir yüzbaşı, Mustafa Kemal'in Anadolu'da Kuvayi Milli Harekatı'nı başlattığı ve devam ettirdiği haberini alır ve esir kampındaki askerlere iletir. Daha sonra esaret bitip 3000 asker 1600 subay dönerken gemileri Süveyş kanalında seyrettiği bir sırada hoca kılıklı biri çıkar ve Mustafa Kemal'in Anadolu'da başlattığı harekatın İstanbul'a isyan mahiyeti taşıdığını, dolayısıyla kendisine ittiba edilmemesi ve karşı çıkılması gerektiğini anlatır. Fakat pek kulak asan olmaz. Hatta biz de Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyerek onu kovalarlar. Gemiyle İstanbul'a geldiklerinde ceplerinde 5 kuruşları yoktur. Kolordu komutanına çıkarlar ve ''Paşam, paramız yok, aç kaldık.'' derler. Komutan ''Bak oğlum.'' diyerek pantolonundaki yamaları gösterir ve ''Hükümet yok ki, nereden para verelim?'' der. Daha sonra Hafız Temel bir yüzbaşısının ayakkabılarını satarak yol için harçlık yapar. Savaş yıllarında çektikleri çile ve sıkıntıları anlatırken değirmenlerden alabildikleri unları yoğurup kızgın taş üzerinde pişirerek ekmek yapıp yediklerini, askere çarık yapmak için gönderilen hayvan derilerini, hatta eşek leşlerini de açlıktan yemek zorunda kaldıklarını, ölen askerlerin çoğunun açlıktan öldüğünü, askerin İstanbul'dan ta Erzurum'a yürüdüğünü söylerdi. Geyikli'nin ilk subayı olma kimliğini de taşıyan Gazi Hafız Temel Dural, 12 yıl 6 gün sonra köyüne döner ve kısa bir zaman sonra İstiklal Harbi patlak verir. Tekrar askere çağrılır fakat İstiklal Harbi'nde kendine bizzat cephede çarpışma görevi verilmez, geçmiş savaş tecrübeleri ve üstün zekasından istifade edilir. Daha sonra tekrar köyüne Geyikli'ye döner ve 1965 yılında 76 yaşında iken vefat eder. Bir gün doğuda Bitlis civarında cephede iken kar donar. Hafız Temel komutanlarla yapılan bir toplantıda ''Kar iyice dondu, Ruslar bu gece mutlaka saldırır, ona göre tedbirimizi alalım, ne yapılacaksa yapalım.'' der ve ısrar da eder. Fakat kendisinin bu görüşüne katılmazlar. Ast olduğu için de fazla ısrar edemez. O gece Ruslar gerçekten saldırır ve alayın yarısı şehit düşer.
Bu durum üzerine Ali İhsan Paşa, bu ileri görüşlülüğünden dolayıdır ki Hafız Temel'in hattı harekatına kimse karışmayacak, kendi harekat planını kendisi yapacak emrini yayınlar. Yine bir gün alaylarının çevresi kuşatılır. Yarma harekatı yapmak durumuyla karşı karşıya kalırlar. Mühimmattan sorumlu subay bir tane sandıktan başka mühimmat olmadığını söyleyince esir olmaya karar verirler. Ama bu onlara çok zor gelir ve buna dayanamayan bir yüzbaşı delirir. Gazi Hafız Temel Dural, Geyikli'den seferberliğe 111 kişinin gittiğini ve az sayıda gazi dışında hiçbirinin geri gelemediğini, şehit düştüğünü anlatırdı.